Günaydın. Hayırlı Kadir gecelerimiz olsun. Bugün akşam Kadir gecesi. Ramazan'ın 26. günü, orucumuzun 26. günü. Oğlum günaydın. Benim oğlum bana yardım etti. Sabah dükkanı beraber açtık. Değil mi oğlum? Tatlı şey. Merhaba de. Evet canlar, dükkandayız tabii ki. Programımız değişmedi. Bugün Yura'nın doğum günü var. Sanırım 4 kişinin programı iptal olacak. 12 kişi toplamda dedi. 12 kişilik menü söyledi. Bizleri de davet etti tabii ama dün davetliler arasından bir beyefendi geldi. Komşumuz, o da komşumuz zaten. Burada herkes birini tanıyor. Mantı almaya gelmiş 2 kilo Mehmet abi. O demiş ki biz katılamayacağız demiş. Annem diyor ki en azından bunu bildiğim iyi oldu. Çünkü 4 kişilik menü eksik hazırlayacak. Biz genelde bilmiyorum. Herhalde 10 kişilik servis açarız. Hazırlarız masayı. Bugün o telaşımız var. Onun dışında ben şimdi dışarı temizliğini yapıyorum. Annem mutfağa geçti. Onun temizliğini, o hazırlanmasını yapıyor. Dünden pastayı yaptı. Pastayı göstereceğim size. Ondan sonra salatalar yapılacak. Alivya salatası, mor lahana salatası, mevsim salata yapılacak. Bir de tarator yapacak herhalde. Öyle konuşmuştuk. Onun dışında özbek pilavı demlenecek. Karışık ızgara var zaten menüde. Çorba falan içmiyor bunlar. Meyve salatası olacak. Pasta olacak. Çerez tabakları, kuru yemiş tabakları. Daha ne olsun, Allah bereketini versin. Balonla falan süslememizi istemedi. Büyük bir ihtimal şurada içeride masaları birleştirerek uzun bir masa yaparız. Öyle yaptık, hem iftar saati olsun. İftarda oruç tutanlar falan da orucunu açabilsin diye. Bizler oruçluyuz zaten inşallah. Burada iftarımızı hep beraber açarız. Soğuk olmazsa da biraz otururuz. Çok soğuk olursa da Aras da yanımızda olacak ya. Bir kutlar kalkarız. Bugün Yura'ya gidip hediye almam lazım. Ufak da bir şey olsa. Annem dün gömlek almış. Kendi Yusuf'la benim adıma bir ufak da olsa bir hediye almam lazım. Marketlere şöyle bir dolanırım, bakarım buradaki yoğunluk olmazsa. Şimdilik sakin gidiyor. Başka ne diyecektim size? Öyle. Ondan sonra da eve gideceğiz inşallah. Bolca ibadet, Kur'an okuyacağım. Hepiniz için de güzel güzel dualarımı ederim. Rabbim hepimizin hanesine huzur versin, geçim versin, bereket versin. Rabbim cennetinde bizleri kavuştursun. Her zaman söylediğim en güzel dua bence. Öyle niyetliyim tabii. Annem diyor ki çok zayıfladın sen diyor. Çok zayıfladın. Hemen endişelendim. Dedim ki anne emin ol, zayıf kavramına daha giremedim. 79 kiloya düşmüşüm bu arada. Ve 26. gün bugün orucun. 25 günde 6 kilo vermişim. Çok iyi. Aslında bu kilo verme istediğim dönemlerde aralıklı orucu denemem lazım. O bana çok iyi geliyor demek ki. Kilo verme de şeyinde. Sahura da kalktık. Ben dün borş yapmıştım ve çok lezzetli olmuştu. Sahurda da borş yedim, ısıttım. Yusuf bal kaymak çay içti. Onunki hiç değişmiyor. Poğaça yedi bir de. Poğaçalarım da lezzetliydi. Öyle işte bebişlerim, böyle bir günün özetini. Çünkü bazen vloglara bakıyorum, bir giriş yapmışım, hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir de kapanış olmuş. Ondan dolayı böyle bir kısa özet geçeyim istedim günüm. Anneciğim hayırlı kandiller canım. Bugün Kadir gecesi. Hayırlı kandiller annem. Herkes kandili mübarek olsun inşallah. İnşallah. Allah nice nice böyle senelere kandillere ulaştırsın. İnşallah. Bayramlara, cümleten herkes. İnşallah. Bir tane. Hadi kolay gelsin. Onun gündemi çok yoğun. Mutfakta hazırlıkları çekeceğim size. Bu arada Kadir gecesi kandil olarak sayılıyor mu bilmiyorum da. Affınıza sığınıyorum ama. Yani hayırlı Kadir gecelerimiz olsun inşallah diyelim. Tamam, ben şimdi masaları sildim. Ondan sonra süpürmek silme işine geçeceğim. Lavaboları bir peçetelerini kontrol edeceğim. Lavaboları bir asperoksla üzerinden bir geçeyim, temizleyeyim. Onun dışında da zaten gelen giden müşteriyle ilgileneceğiz. Çarşı pazar işimiz olursa annem gider zaten. Ben bir böyle uğrarım market, şey market dediğim işte Migros'a ya da Şok'a giderim. Bu şeyi getirmişler buraya. Eski, daha önce kullandıkları çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Şöyle. Şimdi bulaşık makinesinden mi İrban'ınkini kullanıyorsunuz? Evet. Bu annemin eski bulaşık makinesi, eski çamaşır makinesi. Şimdi Mihriban'ın, onlar şimdi yeni nesil olduğu için hem daha geniş oluyor hem 9 kiloluk Mihriban'ın çamaşır makinesi. Bunlar çalışır durumda, bunları satacağız. Orada da bahçede de bir takım değişiklikler olduğu için yer sıkıntısı var. Buraya getirdiler. Buradan artık annem diyor ki çamaşır makinesi çalışıyor, belki buraya kurarız diyor. Hani bizim böyle mesela masa örtüsü bezlerimiz çıkıyor, el bezlerimiz çıkıyor. Ondan sonra kendi önlüklerimiz. Arada işte yaz sezonunda terleyeceğiz tabii ki, yedek kıyafetimiz olur, denize falan gidersek havlularımız falan olur. Belki kurarsak bu makine burada kalacak, şunu da satacağız, bulaşık makinesini. İkisi de çalışır durumda dediğim gibi, gelinimin çeyizinden kullandıkları için şimdi bir evdeler. O yüzden bunları
buradan bir şekilde halledeceğiz. Yani bugüne de çok kötü oldu. Tam doğum günü masasının olacağı gün. Bilmiyorum, bunu herhalde kardeşim erken gelirse bir hal çaresine bakarız. Sen gene tozlandın mı tatlım? Hı? Yok, gayet iyi durumda. Evet. Öyle yani bebişlerim. Hava güzel, sıcak. İnce giyindik zaten. Çok böyle kalın kalın giyinmiyoruz artık kendimiz buharcasına. Bunları acaba annem saksıda mı bırakacak yoksa ekecek mi bir yere, bilmiyorum. Ama bakar mısınız ne kadar güzel yeşilliğin içerisinde pembe sarı duruyor, değil mi? Çok güzel. Şurayı annemler bir tahta kapıyla kapatmışlardı geldiğimde. Açtım tabii ki çünkü direkt giriş oluyor. Orası kapısını zaten kilitliyoruz, demir kapısı var. Yani restoranta giriş iki yerden zaten. Bizim bu arada bir ara müsaitlikleri bu çerez dolabımı oraya bir yere alacağız ki yol tarafına görsünler. Çünkü bayağı artık müşteriler gelen giden geziniyor. Şunlara bakar mısınız? Gitgide nasıl kızardılar. Canım çok istiyor. Biraz daha toplayayım, yiyeyim diyorum ama o günkü kurt faciasından sonra çok korkuyorum. Vallahi tiksiniyorum yani. Tamam, hadi bize kolay gelsin. Hayırlı işlerimiz olsun bebişlerim. Rabbim herkesin gününü bereketlendirsin. Evet. Bunlar tavuklar değil mi anneciğim? Tavuk pirzola. Tavuk kelebek ve tavuk pirzola var altta. Evet, marine ettim bunu. Marine ettim. Buraya ne yaptım? Sarımsak yaptım. Toz biber yaptım. Pul biber yaptım. Sarı kök tozundan yaptım. Hı hı. Ve zeytinyağı ile harmanladım. Bol sarımsaklı güzel marine ettim bunları. Bu bekleyecek. Evet, bu şimdi akşama kadar bekleyecek. Ayrıca dana şişinkilerini dün doğramıştım. Etleri. Evet. Onları da güzelce baharatlı sirke ile ve maden suyuyla falan domates soğanla marine ettim. Oh. Kuzu şişini de dana şişini de aynı şekilde. Onlar da ayrı ayrı dolaba koydum. Hı hı. Yani kuzu şişimiz var, dana şişimiz var, dana etinden şişimiz var. Yumuşak yağlı yerlerinden aldım ben, yani genç dana. Evet. Bir de tavuk etlerimiz var, bir de kanatları şimdi marine edeceğim. Harika. Bir de ayrıyetten patlıcanlı köfteler yapacağım. Oo. Onları da göstereceğim. Evet, patlıcan kebabı değil mi? Yok, patlıcan kebabı değil. Patlıcan yapraklarını kızartılıyor, sarılıyor. İçinde de yuvarlak yuvarlak köfteler oluyor. Patlıcan köftesi. Tamam. Ve onu fırına vereceğiz. Tamam. Göstereceğim görsel olarak da. Tamam. Şimdi bunu kanatları yıkadım. Hı-hı. Temizce tabağa alıyorum. Bir de baharatlayacağım anneciğim. Aynı şekilde sarımsak, baharatlar ve tuz. Eline sağlık. Ben şu kuzu şişleri de göstereyim size. Bu dolaba koydun değil mi canım? Öyle dün meyve tabaklarını hazırladın. Tamam canım. Bir tanesini göstersem yeterdi. Şimdi ben sana çıkarayım çünkü en dibe soktum. Onu öbürünü göstersen de olur. Bir tanesini göstereyim. İkisi de aynı şekilde marine edildi. Domates, soğan, muanı var. Maden suyu var içinde. Yumuşacık olacak. Evet, ne güzel ve kokuyor. Sirke var içinde. Çok güzel. Ve bu akşama kadar durduğu zaman içine çekecek. Anne, Brusların yaptığı şışlıkın marinası böyle mi oluyor? İşte tam böyle aradığım tat. İşte bu. Harika. Bu ama beklemesi şart yani. En az değil. Dünden beri bekletmiyor musun yok, sen zaten? Yok, ben şimdi yaptım, akşama kadar yeterli. Yani en az 3-5 saat marino edilmesi lazım. Ama bir gün beklerse daha da güzel. Maşallah. İftara güzel güzel inşallah. Anne, sen bir de borş mu getirdin dün buraya? Dün Medivan bolca yakmış, anne bunu götürün dükkanda yiyin dedi. Büyük kocaman tencere. Olsun, yeriz. Onlar da bazıları niyetliymiş. Amcanın da zaten acele ediyormuş, pek yememiş. Sadece bir iki çocuk. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Özbek pilavı yapacak mısın? Yok anne. Vazgeçtim Özbek pilavını. Çünkü bu ızgaranın yanında pilav gitmez. Şey yapacağım. Sulu köfte yapacağım. Ve de sulu köfte ile ızgara yan yana olur mu ki? Olur. Aynen, bence de. Mezeler olur. Salatalar olacak. Mezeler falan olur. Bakacağız. Alivye salatası da yapacaksın. Alivye de yapacağım. Evet. Pastamız var. Pastayı göstereceğim size. Pasta burada değil mi canım? Ha, arkada. Oo, güzel görünüyor. Mum falan ister mi acaba? Getirdim de 3 tane yakarız. Hani anladım. Hani gönlü olsun, şey yapmayalım. Yani. İstemiyor öyle kutlama da, balon bile istemedi ama. Yok. Tabi koskoca adam. Baharatlar burada, maden suları burada kızlar. Ben şefimin şeyini hiç mutfağına karışmıyorum. Sakin çekiyorum sadece. Burada da kıyma var. Köfte mi? Ha, patlıcan köftesi için bunlar. Tamam. Tamam hayatım. Kolay gelsin. Ya köftenin sana. Yerine sağ ol canım. Köftenin yerine bence patlıcan şeyi daha güzel olur. Hem yemek türü olur. Aynen. Karoya. Sebzeli bir şey olur. Ha. Müşterim var. Bu kadınlar giriş mi arıyor? Anlamadım ki. Bir yukarıya bir aşağı gidip geliyorlar. Turistler. Ben yerleri sildim. Ondan sonra
hortumu açtım. Şu kaldırım taşlarını güzelce bir yıkadım. Ondan sonra şu küçük saksıları suladım. Hortuma başladım şu nereden? Şu şark köşesini merdivenlerinden yıkayarak başladım. Şöyle çiçekleri suluya suluya şunların ayaklarını yıkadım. Artık hortum açma zamanı geldi. Havalar ısındı. Baksanıza güneş de hemen zaten kuruyuvermiş. Şunların ayaklarını yıkadım. Buraları yıkadım. Şuraları yıkadım. Çiçekleri suladım. Ondan sonra bu daha güzeldi. Bak solmuş yaprakları incelmiş. Niye böyle oldu bunlar acaba? Niye böyle oldunuz siz? Bakayım boynunuzu büktünüz. Evet. Buraları girişe kadar yıkadım. Şu fayansı yıkadım. Buraları yıkadım. Buraya annem gül falan ekmişti. Onlara tekrar su verdim. Geçen Ercan suyu vermiştim zaten. Ondan sonra şu aranın rafları çok tozlanmıştı. Bunları güzelce sildim. Tertemiz. Ara rafları. Bu üstleri zaten siliyorum artık günlük. Öyle. Şu aşağıda biraz çamur birikintisi vardı. Onu yıkadım. Şu komşunun kapısının önündeki çiçek çok güzel. Peyzajlama güzel olmuş. Şunu görüyor musunuz? Böyle kar topu gibi açmış. Çok güzel çiçekler. Ondan sonra şu komşunun girişindeki böyle turuncumsu çiçekler var. Gerçi buralarda en güzel bahçeli işletme bizimki. Restoran olduğu için hem bahçemiz var hem güzel güzel böyle meyve ağaçlarımız var. Atmosferi çok güzel. Şu karşıda iki tane restoran var. Birisi pide, lahmacun, kebap. Birisi de deniz restoran, deniz mahsulleri restoranı. Hemen bir duvar var aralarında. Şurada da boş dükkan var. O esnaf orayı yeni devralmış. Orada daha önce lokum falan satıyorlarmış. Bu sene ne satacak, ne yapacak bilmiyorum ama o adam genelde buradan yemek yiyor sürekli. Dün zaten oraya kaç tane paket gitti. Saymadım bile. Çalışanlar falan da var. Çiğ böreği falan beğendiler. Şurası İstanbul Bazar açtı. Artık orası tamamen bir işletim olarak ama şu taraftaki dükkanlar boş mu bilmiyorum ya da vitrinlerimi daha açmadılar bilemiyorum. Komşuların da böyle çiçekleri, ağaçları falan var ama genel olarak bahçeli oturma alanı falan bizde daha güzel. Bizde daha şey. Baksanıza. O konuda şanslıyız yani. Bence. Değil mi? Aynen. Tenteler de açıldığı zaman komple içerisi gözükecek. Güzel olacakmış. Mumlar sararmaya başlamış. Hoppala. Şuraları bir yerlere annem çiçekler falan ekti de basmadan geçmeye çalışıyorum. Görüyor musunuz? Renklenmeye başlamış. Çok güzel. Daha bekleyin hele şu güller falan bir açsın. Oo, rengarenk çok güzel bir şey olacak burası. Ben şimdi şurada birkaç bardak falan var. Onları bir yerleştireyim sonra markete gideceğim. Çünkü Aleviya salatası için yani Rus salatası, Amerikan salatası mı Rus salatası, kornijon turşu, salam ve bezelye lazım. Onları alacağım. Ama gitmeden önce şimdi onun ön hazırlığını anneme dedim ki hani sen dedim şey yapma kendine yüklen de benim yapabileceğim bir şey varsa söyle. Ben de hani yardım edeyim. Senin de iki ayağın bir kovuca girmesin. Şey dedi, sen dedi şimdi patatesleri falan soy dedi. Patates, havuç onları soyacağım, doğrayıp koyacağım. Onlar haşlana dursunlar ben gelene kadar. Ver Şükrü. Ha tamam. 4-5 tane yap. Tamam canım. Aslında olsun. Sen ne yap biliyor musun? Hadi küpümüzleri bana ver. Ha, sen böyle kendi şekillendireceksin. Küp, tamam. Evet, küp ufak tamam. Küp aynı ölçüde yapacağım. Tamam. Şimdi onları şey yapar, gel kendim haşlanır. Sen tamam. Bir de yumurta koy bir tane. Tamam. 5 tane. Kapağı nereden yapacağım? Kapat da koy yerine. Anne o su sadece temizlik için kullanabilirsin diye bunu. Ben onun deterjanlarını doldurdum bitti şeyi. Burayı niye açtım? Yumurta. Yumurta içeriden alacağım. 4 tane yumurta, 1 tane 5 tane 4 tane patates, 5 tane yumurta, 1 tane havuç. Bunlar haşlanacak. Bezelye, salam dilim küp küp doğranacak. Ondan sonra kuru soğan yapacak mısın? Az yapacağım ben soğan. Tamam. Ben de severim soğanı. 4 tane havuç aldık. Ondan sonra soğan, mayonez bolca. Başka ne giriyor onun içine? Bir de turşu, kornişon turşusunu küp küp kesiyoruz. Bunların hepsi küp küp kesilecek. Haşlanmış yumurta falan. Karışacak ve şahane bir salata ortaya çıkıyor. Ben çok severim. Ona baharat koymuyorsun değil mi anne? Sadece tuz. Konum. Azıcık karabiber olabilir diyor yumurtaya yakıştığı için. Öyle işte.
ön hazırlıkları hazırlayayım sizinle beraber. Ondan sonra beraber gidelim markete. Gitmişken de ben Yura'nın da hediyesini almak istiyorum. Hem şoka gireriz hem Migros'a gireriz çok da bir şey bulamazsak. Bakarız yani. Mam yumurta bunda pişer mi? Pişer. Şunda da patatesleri koyayım. Şeylerini boyamışlar. Şoka geldim de. Kurumuş. Kıpkırmızı olmuş. Şimdi yaz sezonu için, sahil için ne gerekiyorsa gelmiş. Gömlek elbise. Sahile. Ay kumaşı çok güzel. 180 liraymış. Bunlar asimetrik dokuma. Üzerinde böyle şeyler var. V yaka. Şu kırmızı da çok güzelmiş. Bakayım. Ha, önü açıkmış bunun. Çizgili elbise ve yaka. Ondan sonra gömleğin beyazından da var herhalde. Şu tarafta. Aa, bu da çok güzelmiş. Dokuma elbise renkli. Arkaları da şöyle. Önü arkası aynı şekilde şeyleri var. Kopçalı gibi bir şey yapmışlar. Bu da 100 liraymış düğmeli. Güzel. Yazlık şeyler gelmiş. Burada terlikler var. Plaj çantaları var. Sandalyeler var kamp için. Allah'ım. Bu malzemeleri. Havuzlar.
50 liraymış şu çanta. Plas çantası. Bu da 50 liraymış. Rengarenk. Şu karpuz da çok güzel. Flamingolu var. Şortlar gelmiş. Bunlar 60 lira. Çocuk şortu mu acaba? Evet. Erkek çocuk için. Bunlar erkek yetişkin için. Renkleri çok güzel. Ondan sonra havlular gelmiş. Bolca. Plaj havlusu. Anam, şunun güzelliğine bakar mısınız? Mayo. Çok tatlı. Hasırlar gelmiş. Bunlar peştemallar. Çok güzel renkleri var. Gerçekten çok güzel. Mayo yok ama herhalde. Çok güzelmiş. Ne kombin yapılabilir biliyor musunuz? Buradan hemen aklımda canlandı. Bir tane şöyle turuncu havlu. Tamam mı? Bir tane şöyle. Benim motor kapandı. Bir tane şununla şu. Kombin olur mu acaba? Ondan sonra oğluşuma bir tane şöyle şort. Ama bunun birazcık büyük bedenleri lazım. Kaç yaş? 5-6 yaş. 5-6 yaş. 4-5 yaş. Hepsi 5-6 yaşmış. 3-4 yaş, 5-6 yaş. Daha büyükleri yok. Tüh. Neyse. Bunlar da çok büyük olur Arata değil mi? Evet, büyük olur. Yani herkes sezona hazırlık. Onun dışında şunlarla bir kombin, bir de terlik. Bir de şu da olabilir mesela. Şu kırmızılı da olur, çizgili. Sahil için kombin hemen düşündüm. Ne diyorsunuz? Bunun önü açık olmasaydı iyi olurdu. Elbise gibi olsa daha tercihim olurdu. Bakayım, başka pembe turunculu etekli yok galiba. Böyle bir kombin yapılabilirdi sahil için. Terliklerin de numaraları yok herhalde. 40 numara. Çileklinin 40 numarası da olur. Ay, bu bağıran ne böyle ya? Şu da güzelmiş. Bakın şu da kombin olabilirdi. Şöyle. Değil mi? Havluyu pembe de seçebiliriz. Hop düşme. Ama havlu pembe yok. Şu mu olur mu? Olur. Bakın. Çok tatlı değil mi? Neyse, hele gidek bakalım. Yeni dondurmalar gelmedi. Herkes bir şeyin peşinde. Şimdi bezelyemi falan buradan alayım. Çıkayım. Şimdi annem bana bir liste yapmıştı da. Patlıcan da lazımdı. Var mı patlıcan? İyi varmış. Şahane. Patlıcan, küçük salam, ufak bezelye, kornişon turşusu. Neyse, patlıcanları falan seçmem lazım. Kapatayım şimdi, aldıklarımı gösteririm. Sonra size bir de hediye bakacağız. Evet, ben geldim. Annem böyle patatesleri küp küp haşlamış, doğramış. Aynı şekilde havuçları. Yumurta çok çabuk dağıldığı için bunu bekletiyor en son karıştıracağı zaman. Ben neler aldım onları hemen göstereyim. Önce Yura'nın hediyelerinden başlayayım. Şöyle yeni ev aldı, yeni villa aldı Yura burada Çamyo'da. Biz ev hediyesi olarak da gidemedik. Davet etti aslında ama müsaitliğimizi düşünmedi, gidemedik. Ondan dolayı evine de istinaden şöyle 3 tane mutfak havlusu aldım. Şöyle renkli. Ya doğrusu pek bir şey bulamadım ondan dolayı şöyle hepsini bir arada veririm diye düşündüm. Şöyle bir tane kupa aldım. Rengi çok güzel. Havlu 20 liraydı. Kupa 25 liraydı. Bir de şöyle duş jeli ve şey aldım. Deodorant aldım erkek için. Bunu da 75 liraya aldım. Bu şekilde ama işte hediye paketi yoktu şoktan aldığım için. Bunları bu şekilde veririz. Yusuf'a uğradım. O da Çiğdem'le oturuyordu. Ne aldın dedi. Biz aslında beraber gidip hediyeyi seçecektik de onun elinde iş vardı ben giderken. Dönerken de artık oturuyordu. Dedim bunu aldım, iyi yapmışsın dedi. Çünkü o da akşam davetli, o da katılacak tabii ki hem iftara hem doğum gününe. Bu şekilde bence kötü değil. Annemin hediyesini de sonra size gösteririm.
Onun dışında da kornişon turşusu bulamadım. Şöyle küçük salatalık turşularından aldım. Aslında çok da küçük değil ama bunların daha büyüğü de olan var. Ona göre gene orta boy. Bunu işte doğrayacak küp küp. Rus salatasına karıştıracak. Bezelyeyi göremedim. Büyük mü küçük mü? Annem küçük seç dedi ama tek seçenek bu vardı. Ondan sonra Macar salam aldım. Bu da gene buna girecek. Karışacak ve patlıcan köfteler için. Patlıcanları ince ince uzun şekilde kızartacak dilimleyip. Ondan sonra içlerine şu köftelerden koyup üzerlerini kapatacak. Zaten gösteririm size. O şekilde fırınlayacak domates sosuyla. Tarifi öyle biliyorum çünkü ben. Geçen annem alışverişte şöyle bir tane gözleme tavası almış. Hem gözleme hem de biz şimdi döner falan da yapıyoruz ya. Dönerin lavaşını dışarıdan almıyoruz. Kendimiz açıyoruz. Ona uygun böyle büyük bir tava arıyordum. Şöyle bir demir döküm de değil de nasıl söyleyeyim bunun ismini. Mehtabınmış da teflon. Teflon tava almış. Çok da işine yarıyor. Şimdi annemin hediyesinde hediye edeceği büroya aldığı hediyesini de göstereyim. Ondan sonra ikinci vloga geçeceğim. Kapanış yapacağım bebişlerim. Müzik de çok yüksek ama. Oy oy oy. Bismillah. Şöyle Kiili'den Kığırlı'den gömlek almış X-Large. Böyle rengi de bu şekilde. Uzun kollu mu bilmiyorum ama bu şekilde hediyelerimiz. Neyse ben vedalaşıyorum. İkinci vlog geçeceğim. Sizi seviyorum kızlar. Görüşürüz.